Yeni bir ETS2 videosundan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için Renault Range T modifiye edeceğim. Artık ufaktan yavaş yavaş modifiyelere ağırlık vermek istiyorum. Bu aralar bayağı aksattım kanalda modifiye işini. O yüzden bugün Range T ile başlamak istedim arkadaşlar. Yine her zamanki gibi bildiğiniz modlar var aslında. Ekstra bir mod gelmedi. Piano Black modumuz maalesef son sürümde çalışmıyor artık. 1.43'te hata veriyor. Beceremedim eğer modun yapımcısını Bulabilirsem modu ben slotlu Bir şekilde güncellemek istiyorum Bulamazsam da artık Bir şekilde Yani aslında haber vermeden Yapmak istemiyorum da Bakayım ulaşamazsam bir ihtimal Haber vermeden de yapabilirim Yine onun ismini taşıyarak Tekrar sizlere sunabilirim arkadaşlar Ama Dediğim gibi ihtimali düşük Kişiyi bulmadan yapma ihtimalim O yüzden çok beklemeyin kendi parçalarımızı yaparız belki Ranchday için, Scania için falan filan bakalım. ilerleyen günlerde şu premium'a e, bir premiumdan kalan boşluklarda denerim artık. Bir ara vereyim diyecektim de ara vermeyelim premium'a. Evet bu Ranchday yapacağız. Elimizde 4-5 tane mod var. Onlarla yapacağız. Elimizden geldiğince böyle faça bir araç yapmaya çalışacağız. Ben içeriye girerken siz de kanalıma abone olursanız, bildirimleri açarsanız, aynı zamanda bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız çok ama çok sevinirim arkadaşlar. Düşük kabin mi yapsak bu defa? Evet düşük kabin böyle enisak Akkılıcın mıydı? Onun aracına benzer bir araç yapmayacağım. Çünkü hatırlamıyorum aracını. Ben kendi çapımda bir araç yapacağım. Böyle. Şöyle bir şeyimiz geliyor. Onu göstereceğim birazdan. Bunda ses modumuz vardı sanırım. Şu an ses aktif olabilir bilmiyorum. Yani sesi attım içeriye de hangi motor seçeneklerinde aktif olduğunu bilmediğim için tam emin konuşamıyorum. Buna da bir interior yapmak lazım aslında ya. Yani e, interiorda araştıracağım artık sizler için Interior çok bakmıyordum. kırmızı kalacak aracımız candy red Şeker kırmızısı mı oluyor Öyle kalsın şöyle ufaktan başlayalım neler varmış neler yokmuş e, Detaylı bir bakalım Glover e, light improvements diye geçiyordu sanırım 1.41 mod ama 143'te de çalışıyor herhangi bir problem yok Gayet güzel seçenekler mevcut. Baya ee, bayağı baya Glover zaten bilindiği üzere çok iyi bir modcu En son man yaptı diye hatırlıyorum. Manı da yavaş yavaş güncelliyor. Ben çok beğeniyorum yaptığı işleri. Bak bu HS'den gelen gerçi. Şöyle bunlar nereden geliyor tam bilmiyorum. Ama şöyle bir tatlı bir krom şey takmadık mı alta. Bence bu güzel oldu ya. Şöyle boyalısı var. Şöyle Glover Glover'dan gelenler var. Şunlar da güzel ama şu benim hoşuma gitti ya. Şöyle. Chrome'lu yapalım bunu. Böyle IGS'den gelen bunlar Steam üzerinden geliyor. Oyuna Steam üzerinden sahip olmanız gerekiyor. Öyle yapabiliyorsunuz. Şöyle eski işe dönüyor. Glover 1.41'de. Ee, oyunda oyunda T 1.41'den önce geldi diye biliyorum. Şu yeni Ranch'te Evolution. Ama böyle de yapabiliyorsunuz. Biz böyle eski düzen yapalım bir. Yenisi dursun şimdilik. Şu benim hoşuma gitti. İçinde böyle kaşlı maşlı güzel duruyor. Şurada da slot seçeneklerimiz mevcut. Şöyle krom. Şuraya krom yapabiliyoruz mu be? Hadi be oğlum be. Oo, bayağı şey eklemiş IGS bu arada araca. Ama kromunu eklememişsin herhalde. Plastik diyor. Plast paint plastikçi. Yok. Eklememiş. O zaman burayı şöyle bir Bunlar ne? Onlar ne? Şöyle bir bakalım. Böyle dursun. Şöyle güzel. Buraya bir hemen şu şunlara bir bakacağım. Bunlar of. Kromu da güzeldir bunun. Bu da güzel ama biz biraz faça işi yapacağımız için çok şey yapmayacağım. Şu joker tarzı bir şey bunun kromu güzel giderdi buraya. Var mı krom? Aynen şöyle kromunu bakalım. Biraz şeye benzetelim. Burası krom olmuyor. Şöyle bu renkte oluyor. Bu, da, bu rengi de ben sevmedim. Şöyle yapalım. Böyle kalsın. Bu düşük olduğu için şurasında bunun şey yok. Ekstra seçenek yok. Farlarda şöyle seçeneklerimiz mevcut. Xenon far. Xenon squental dediği bu şey. Kayar sinyal diye biliyorum ben. Bir bakarız çıktığımızda. Şöyle boyalı seçeneğimiz var. Burada boyalı seçeneğimiz var slot seçeneğimiz yok maalesef. Burada yine IGS'den gelen boyalı seçeneğimiz mevcut. Bir de Glover'dan gelen var. Şu IGS'ninki daha iyi. Bu neymiş anlamadım. Bu yokluk. Forgot to add the dev file for it. <laughs> Bunun için dev dosyasını atmayı unutmuş. O yüzden çıkmamış. Niye atmadıysa unuttun ama geri niye atmadın acaba? Şöyle içi siyah olsun ama şu plastiği siyah yapmasan güzel olur be. Yani tamam orada böyle bir plastik kalsın ne yapalım. Şöyle boyalı yapalım burayı. Şunu sökeceğim. Bunu sevmiyorum ben. Şunu IGS'den Glover'dan boyalı daha mı güzel duruyor? Aynı. Fark eden bir şey yok. Yalnız bu pembe gözüktü şu an. Bu da pembe gözüktü. Neyse. Şöyle boya şeyli e, lambalı bir seçeneğimiz mevcut. Şu üstte böyle. Oy. La bu güzel duruyormuş ya. Ben bunları denememişim bak hiç. Daha doğrusu bu araca yapmadım ben. Yine Glover'dan gelen şöyle seçeneklerimiz var. Of. Tam bir felaket oldu ya. Buraya şey takamıyoruz. Yalnız baya güzel durdu ya. He takabiliyoruz. Bu da güzel. Bunun boyalı seçeneği olsa daha güzel olurmuş. Şu alt kısmının boyalı olması daha hoş dururmuş. Üstü yaptık. Şöyle burayı yaptık. Buna ben bir şey yüklemiştim. Ee, ama size de vermiştim hatta hatırlıyorsanız. Şu an bende var mı yok mu hiç hatırlamıyorum. Olabilir ama yüklemedim ben buna. Onun için kaldı o. Şöyle yanaklayalım bunu. Yanaklayalım artı Blade 1974'e ait. Hemen şeyimizi de takalım. Şunu da yanaklayalım da önce. Lastikleri yapalım. Daha sonra şu jantları bir kromlayalım. Ayhan Ağabey'e ait krom jant kapaklarımızı takalım hemen. Nerede lan o? Nerede aşağıdaymış. Şöyle. Aslında bunun şu versiyonu güzel gider. Hadi. Krom'u nerede bunun? Şöyle. Heh. Böyle Chrome'unu takalım. Şu Glover'ın içinde geliyor. Buraya ben ekstra bir şey daha takıyorum da o çıkmadı şu an. Modun yeri farklı sanırım. O yüzden çıkmadı. Burayı değiştiremedik bak. Bu da bir sebepten dolayı çıkmadı. Büyük ihtimalle. Ama burayı yaptık. Burayı böyle düzeltiriz şimdi. Güzelce bir şey yerleştiririz oraya. İçine ekstra paspas attı. Yani fena durmuyor. Yalnız arkası gayet şık oldu arabanın şu an. Şunu çıkarsak şöyle yok kötü durdu. O bir şey engelledi büyük ihtimal onu da anlamadım. Modları göstereceğim bu arada en sonunda. Şurayı bir boyayalım şöyle. Şöyle. Komple boyanmıyor mu? Yok şurayı boyayamıyoruz. Bir türlü boyayamıyoruz orayı. Şöyle bir de böyle. Heh. Oğlum kırmızı kırmızı ne güzel durdu lan of of of. Buraya bir boyalısıydı bu değil mi? Şu boyalısı yokmuş. Gelelim buraya. Buraya ne takabiliriz? Buraya bunu takamayız. Şunlar gayet şık duruyor burada da. Ya şu Alpin'i takacağım sanırım. Alpin olmazsa şunlar nasıl duruyor? Glover adamın ismi. Reklamını yapalım. Bu da güzel duruyor. Şöyle bir alpinimiz var. Ama krom olması tercihim çünkü aşağıda krom yaptık. Başka şuraya oy ekstra şey de taktık oraya bak. Bu modda değişiklik olmuş yalnız. Yani onu gördüm şu an. Şuraya çarptı da olsun problem değil o. Buraya ne geliyor? Şundan takmayalım ya bu çok büyük. Şöyle takmadık mı bir de? Şunu bir denemek istiyorum ya. Bu ne abi? He. Şunu götürdü. Şu daha iyi ya. Bu kalsın. Şimdi arkada şuraya ne takabiliriz? Zaten bunun kendinden gelenler var. Bunun hepsi açık burada. He, buraya bunun ismi ne? Tepe deflektörü tepe deflektörü. Ben de premium'a takıyorum bunu da. Burada slotlar çıkmıyordu. Demek ki tepe deflektörü diye bir ismi varmış ve onu koyacağız. Eksiklerimden birisi o şimdilik. Dur. Burayı right yapacağız. Şöyle iki tane koyalım. Hatta üç tane koyalım buraya. Şöyle left. Bu da left. Şuraya da fren koyalım. Left brake light diye bir şey yok ki. Mid brake light var. Sol frene falan basmıyoruz. Ya da sağ frene. Frenler beraber. Orada da ışık var. Burada da ışık var. Aslında bu ışığı komple normal takabilirdik ama. Neyse. Şurada şuraya ne takabiliyoruz? Buraya direkt şey var mı acaba bunda? Şundan takayım mı? Şimdi buraya ne takalım biliyor musunuz? Buraya şunun mid break light'ı değil. Allah Allah. Normal ışıkları yokmuş bunun. Buraya o zaman double burner takalım şöyle. Buraya da double burner takalım. Orada bu sesim az olabilir. Açarım yer şeyden. Problem değil. Bunun boyalısını ya, çok kötü duruyor bu. Renault'da. Unuttuğumuz bir şey var mı? Işıkları takacağım birazdan. Double burner takacağım. Bu ara çok hoşuma gidiyor. Çok favorim yani. Şuraya bir şey yok. Bu öbüründe vardı sanırım. Ee, dışarıda unuttuğumuz bir şey yok. Bir de interior takaydık. iyiydi buna. Şöyle içeriye yine klasik leşen Şöyle üçlü taksak. Buraları da şundan taksak. Çarşı oldu la bu. Bu ne? King. King olsun. Sonra Cema şuraya bir öpücük. Şuraya bir slot seçeneği. Şuraya bir koku. Şuraya Osman dayı yerleştirelim gene. Her zamanki gibi. Bu arada bundan sonra yorum sabitleyeceğim arkadaşlar. Yorumlarınızı ee, artık daha çok okuyup cevaplamayı istiyorum. Ee, ayrıca hoşuma giden yorumları da sabitleyeceğim ona göre güzel yorumlarınızı bekliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Güzel yorumlar yapıyorsunuz zaten. Ama artık sabitlemeye karar verdim bu yorumlarınızı. Şunu takalım. Şunu takalım. Backlight. Şöyle bir Viking takalım buraya ya. Magenta takalım. Lime takalım. Bu yeşiller benim çok hoşuma gidiyor. Bu perdeye de bir şeyler düşünmüyor değilim. Güzel perdeler yapabilirsem. Blender'ı tam öğrenemedim hala. Öğrenebilirsem iyice. Güzel şeyler düşünüyorum sizler için. Yani perde modu güzel gidiyor araçlara çünkü. Başka ne kaldı? Burada bir şey kalmadı herhalde. Şu slotları yerleştirelim ufaktan çok bir slotumuz yok. Aa, double burner yok mu? Var. Şöyle double burnerlarımızı takalım. Double burnerlar tamam. Şuraya buradan değil. Şuradan double burner takalım. Double burner'ları da paylaşacağım sizlerle. Nereden aldığımı hatırlamıyorum ama paylaşacağım. 3 tane de şuraya takalım. Yanlış taktım. Turuncu değil, sarı taktım şuraya sanırım. Aynen. Şöyle de buraya takalım. Şuna da şuna şuna da şöyle JD Modding'den. Bunları paylaşıyorum. JB Modding'den. Bunları sizde paylaşıyorum zaten ee, alabilirsiniz açıklama kısmından. Şurayı da şöyle double'layalım. Buraya da jb'den yine <laughs> nasıl bulacağım dur bakalım o taktığımı. Şuraya bir daha bakalım. Nbb white. Ne be ne ne be be white takalım. Şu an şuraya da iki double daha takalım ya. Yine çok sesli konuşamıyorum maalesef. Yine geç bir saat. Ay o çok kötü durdu. O zaman buraya şey takacağız. 50 çedadan dol takacağız buraya. Bunu da kaldır şöyle. Sipariş onaylayalım. Bakalım nasıl olmuş aracımız. Sesine de bakalım bu arada. Ses gelmemiş. biraz modern biraz böyle eskiye e, giriş var yani şeyler yeni nesil aa dur 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 en önemli yerleri unuttuk oğlum Şu arkaları unuttuk. Işık testine gidiyorduk ama. Arkalar yanları unuttuk. Olur mu öyle şey ya? Bak double'ları. Şurayı da double'layalım da ondan sonra lollipopları takacağım. Bak şimdi bu lollipop'u takıyorum tamam mı? Ee, şey oluyor Bunu taktığımda blinker oluyor Bari şu right left blinker'ları takalım da Onlar olsun Yanlış mı yapmışlar anlamadım bir türlü Beceremedim Şuradan Bunun bir stop'u vardı sanki ya Şunlardan takacağız Right break, mid break, left break, dur bakalım ne var başka? Light red, bunlar değil ya. Şu mm, right blinker, şu right blinker'i takalım. Şu left blinker, blinker'i de takalım. Mid breakleri takalım bakayım. Bunlar ne? Bunları çözemedim ben şu an. Şöyle, buraya da şunlardan takacağız. Şuraya. Şöyle. Tamam herhalde. Aynen. Şimdi daha hoş oldu. Kontağımızı çevirelim. Aracımızı Allah mekana götürelim. Ah. Canavar oldu canavar. Tam bir ölüm makinesi. O arabayı kim koydu oraya? Dash gibi fren var. Dash. Şimdi bakalım bakayım. Bize ne veriyorsun araç? Oy. Böyle ışıklarımızda, iç ışıklarımızda yakalım. Dehşet. Böyle bir uzun kısa yapalım. Uzunları yak. Sinyalleri yak. Yalnız arkası topları yanmıyor. <laughs> Nefis. Yanlar falan çok güzel oldu şu an. Bir en sak olmadı ama çekicisi olmadı ama bu da kendince güzel bir çekici oldu bence. Evet arkadaşlar ee, bu da böyle bir videoydu. Umarım beğenmişsinizdir. Eee, linkleri açıklamada olacak bütün modların. Oradan alıp kullanabilirsiniz. Renault ile ilgili. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.